Evet, şimdi çok konuşulan bir konuydu. Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı ve bazı vakıflarla belediyenin yaptığı anlaşmaları feshettiğini duyurdu ve bu anlaşmalar yaklaşık 306 milyon 360 milyon liralık anlaşmalardan bahsediyoruz. Toplamda burada çok şaibeli rakamlar var. Şimdi İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı hattımızda, kendisiyle konuşacağız. Tarık Bey, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ilk olarak tabii bu konu daha öncesinde de gündeme gelmişti. Hatta vakıflar yalanlamıştı belediyeyle böyle bir Evet. anlaşma olduğunu. Ama daha sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yayınlanan bir kağıt diyelim. Orada yapılan masraflarla ilgili bazı detaylar var ve bu ortaya çıktı. 350 milyon lirayı aşan bir masraftan bahsediyoruz toplamda. Doğru. Neler söyleyeceksiniz? Bir kere nasıl bir anlaşma yapılmış? Burada nelere harcanmış? Bazı detaylar var. Sadece yemek masrafı için 57 milyon liralık gibi. Örneğin neler var başka detay? Biraz aktarır mısınız? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bu daha buzdağının görünen yüzü. Hukuki bir süreç ilerliyor. Sayın Başkanımız göreve geldiği günden beri bu konuda çok titiz bir çalışma yaptırıyor. Belediyenin bu konulardaki bütün harcamaları, ilişkileri inceleme altında. Belli şeyler ortaya çıktıktan, netleştikten sonra kamuoyuyla paylaşılmaya başlanıyor. Bu tabii bunun ilk etabıydı. İlk ortaya çıkan bilgilerdi ve derhal kamuoyuyla paylaşıldı bunlar. Büyükşehir Belediyesi'nin bu vakıf ve derneklerle çalışması tabii ilk değil. Ağırlıklı olarak 2016 ve 2017 yıllarında yapılan protokollere dayanıyor. Bu protokoller belediye meclislerinde geçmişti. Oy çokluğu geçmişti. Biz o dönem bunlara karşı çıkıp yargıya taşımıştık. Ve bu protokollere göre Büyükşehir Belediyesi bazı vakıf ve derneklerin binalarının kiralarını, bakım onarım giderlerini, teftişat giderlerini, o binalarda verilen hizmetlerle ilgili yemek giderleri gibi pek çok gideri harcamayı üstlenmişti. Bu ortaya çıkan rakamlar zaten bunlar ilişkin olan rakamlardı. Zaten o şeyde de raporda da var. Yeme içme ne kadar, binalar ne kadar, kiralama ne kadar hepsini orada görüyorsunuz. Mesela sadece bir vakfa 56 milyon liralık yeme içme gideri yapılmış durumda. Yani insana sorarlar 56 milyon liralık ne yediniz ne içtiniz diye. İnanılmaz rakamlar bunlar. Ama bütün bunlar Sayın Başkanımızın yaptırmış olduğu denetimden sonucunda ortaya çıkan resmi rakamlardır. Belediyemizin resmi rakamlarıdır. O yüzden çok dikkat çekicidir. 357 milyon lira belki bir takım insanlara çok küçük rakamlar gibi gelebilir ama şöyle söylemek lazım. Ortalama 2 milyon lira maliyetle 175 tane kreş yapılabilirdi bu parayla. İstanbul'un 175 ayrı mahallesinde yüzlerce, binlerce çocuğumuzun eğitim gördüğü kreşler yapmak mümkündü. Ama onun yerine bir takım vakıf ve derneklere bu paralar harcanmış gözüküyor. Peki şunu soracağım, bu Tabii. çok pardon, bir araya şu şekilde girmek istiyorum. Diyorlar ki örneğin vakıflar aracılığıyla yardımseverlik yapabilir. Yani belediyeler böyle çalışabilir. Örneğin siz başka bir çalışma sisteminden bahsediyorsunuz. Kreşler Elbette. yapılabilir diyorsunuz Evet, bu tercih konuda. meselesi bunlar. Tercihle ilgili bir şey. Evet, nasıl bir fark var? Ne düşünüyorsunuz o Şimdi şöyle, açıklamalarla ilgili? elbette öncelikle bu yapılanlar yasal mıdır? Yasaldır. Çünkü belediye kanunu vakıf ve derneklerle işbirliği protokolleri yapılmasına ve buralara bir takım harcamalar yapılmasına izin veriyor. Burada bir tartışma konusu yok. Zaten biz öncelikle meseleyi etik olarak değerlendiriyorduk. Ama bu bir tercih meselesidir. Mesela şimdi biz belediye olarak yurt hizmetlerini belediyenin vermesi gerektiğini düşünüyoruz ve bütçeyi buraya harcamayı tasarlıyoruz. Ama önceki iktidar bu vakıf ve dernekler üzerinden yurt faaliyetleri verilmesini ve onlara bir takım harcamalar yapılmasını öngörüyor ve Yani öyle şöyle mi yaptılar. olacak? Diyelim ki belediye yurt açacak. Kendisi Evet, bu konuyla ilgili elbette, direkt adım elbette, atacak ve elbette. belediyenin yurtları olacak. Burada Belediye hizmeti sağlayacak. şirketleri bunları işletecekler ve çocuklarımız oralarda güvenle kalıp eğitimlerine devam edecekler. Şimdi tabii vakıf ve derneklerle ilgili çok tartışma var ama sanki biz böyle bütün vakıf ve derneklere, bunlarla yapılan bütün işlere karşıymış gibi hava estirilmeye çalışılıyor. Öyle bir şey yok. Biz kanun çerçevesinde, kanunun verdiği yetki içerisinde kamuoyu için, kamu için faydalı olan her işi yapmaya devam edeceğiz. Ama bir takım vakıf ve derneklerle, birileri için özel kurulmuş, yakın tarihlerde kurulmuş bir takım vakıf ve derneklerle işbirliğini sonlandırmaya karar verdik. Çünkü biz onların yapmış olduğu işlerin kamuya çok ciddi faydası olduğunu düşünmüyoruz. Biz bu paraları harcayarak o vakıf ve dernekler yaptıkları işlerden çok daha faydalı işleri belediye bütçesine çok daha makul biçimde kullanarak yapabileceğimizi biliyoruz, düşünüyoruz, öyle tasarlıyoruz. Önümüzdeki süreçte böyle yapacağız. Bu paralarla yurt açacağız, kreş açacağız, sosyal hizmetler götüreceğiz. Bizim tercihimiz bu. Ama tekrar söylüyorum, bu buzdağının görünen yüzüdür.
arkasından tabii incelemeler devam ettikçe çok daha fazla şeyler de ortaya çıkacaktır. Peki bir iddiaya daha gelmek istiyorum. Şimdi vakıflarla ilgili belki hakikaten daha çok detay ortaya çıkacak ama örneğin biraz bizim alanımızda yani medya alanı ile ilgili de şöyle söylentiler var. Türk Medya AŞ'ye daha önceki belediye yönetiminin çok ciddi biçimde destek verdiği ve bugün havuz medyası ya da yandaş medya olarak tabir edilen bazı gazetelerin, bazı yayın organlarının buradan çok ciddi biçimde beslendiği ve omuzunda kesildiği söyleniyor. Bununla ilgili belli bir şey var mı? Sabit yani. Yani şöyle belirli tabii. Olan. Belediyemizle önceki dönemlerde işbirliği yapan belli medya holdinglerinin, şirketlerinin ihale aldığını biliyoruz. Yani A bilmem nesi kanalının başka bir şirketi gelip belediyeden bir ihale alıyor, para kazanıyor. Elbette ki dolaylı olarak oralarda başka ticari ilişkiler gelişmişti. Hı. Ama şimdi önümüzdeki süreçte bütün ihaleler şeffaf olacak. Açık ihale olacak ve herkes bunu internetten izleyebilecek. Bu anlamda müthiş bir şeffaflık içerisinde bir süreci götüreceğiz. Önceki harcama ilişkilerinde tabii başkanımızın yaptırdığı araştırmalar, incelemeler var. Onlar sonuçlandıkça kamuoyuyla paylaşılmaya bu konuda devam edeceğiz. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Bugün aslında biraz da gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. Şimdi örneğin belediyede bir işten çıkarma söz konusu. Bugün belediye önünde de bir protesto gerçekleşti. Ya bu konuyla alakalı bilginiz var mı? Biliyor musunuz bilmiyorum ama örneğin deniliyor ki burada bizi işten çıkartıyorlar çünkü sadece biz İmamoğlu'yla aynı fikirde olmadığımız hakkımız yeniyor demek istiyorlar daha doğrusu. Yani biz işimizi yapıyoruz. İşimizi yaptığımız halde işten çıkarılıyoruz. Sırf görüşlerimiz farklı diye. Ve burada bir tartışma dolaşıyor daha çok internet üzerinden. Acaba Ekrem İmamoğlu kendi görüşündeki isimleri oraya koyuyor ya da burada kendi siyasi partisine yakın olan isimleri mi koyuyor, diğerlerini tamamen çıkartıyor mu diye. Neler söyleyeceksiniz bu açıklamada? Yani tabii böyle bir değerlendirme çok ciddi haksızlık olur. Çünkü biz böyle bir şey yapmıyoruz. 31 Mart seçimleri kazandıktan sonra o günün genel sekreterinin yönetimimize verdiği ilk briefingde belediye çalışanının 82 bin kişi olduğu ifade edilmişti. Yine aynı genel sekreter 23 Haziran seçiminden sonra görevi bıraktığında atmış olduğu tweetlerde 84.500 çalışan olduğu gözüküyordu. Yani 31 Mart'la hatta seçim iptaliyle 23 Haziran arasında yaklaşık 2500 kişi Büyükşehir Belediyesi'ne işe alınmıştı. Neden alınmıştı? Tamamen siyasi gerekçelerle siyasi yatırım, seçim yatırım olarak alınmıştı. Yani burada bu belediyede bu insanlara bu sayıya ihtiyaç var mı? Bunların yaptığı işlerde bir açık var mı? Orada bir eksiklik var mı diye bakılmadan sadece seçim yatırımı olarak değerlendirilerek bir takım insanların belediye çalıştırması doğru değildi. Bir de bir işin tabii etik yanı var. Sonuçta bir yönetim değişiyor. Bir seçim sürecine girmişsiniz. Bütün belediyeler eğer biraz etik kurallara dikkat ederlerse seçime yakın süreçler içerisinde işe alımı durdururlar. İhaleleri durdururlar. Belli şeyler durur. Ama ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimi böyle yapmamış. Yani bir böyle çiftlik gibi, arpalık gibi belediyeyi kullanmaya çalışmışlar. Sayın Başkanımız 1 Ocak ve 23 Haziran tarihleri arasında bütün işe girişlerin araştırması konusunda talimat verdi. Araştırılıyor. Gerçekten orada o arkadaşlara ihtiyaç var mı? Öyle bir çalışana ihtiyaç var mı? Yeterli sayıda mı alınmış, fazla mı alınmış diye bakılıyor. Bizim ilk aşamada gördüğümüz özellikle 23 Haziran sonrasında tamamen siyasi yatırımla, siyasi seçim yatırımı olarak pek çok insanın bir ihtiyaç var mı yok mu diye bakmadan belediyeye alındığı, belediye şirketine alındığı biçiminde bunlarla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Tabii bunun dışında belli bankamatikler var, ortaya çıkacak. Troll olarak nitelendireceğimiz pek çok insan var. Özellikle onların yapmış olduğu sosyal medya şeyleri hepsi elimizde. Çok ciddi hakaret içeren Sayın Başkanımıza, bizlere, devlet büyüklerimize hakaret içeren paylaşımları var. Elbette tabii devlet büyüklerine, belediye başkanına hakaret edebilecek kadar ileri giden bazı belediye çalışanların ilişkin olarak da belediye başkanımızın belli tasarruflar kullanması gayet doğaldır. Biz başkanımızın verdiği sözün arkasındayız. Seçim sürece söylemiştik. Yani belediyede işini yapan bir tek kişi bile işten çıkartılmayacak. Biz hala aynı yerdeyiz. Belediyemizde çalışan, İstanbul halkına hizmet sunan, işini yapan hiç kimse işten çıkartılmayacak. Ama trollerle, bankamatiklerle, devlet büyüklerine hakaret eden isimlerle ve seçim sürecinde seçime 3 gün kala, 5 gün kala, 15 gün kala işe alınan arkadaşlarla da tabii devam etmemek elbette ki Sayın Başkanımızın takdirindedir.
Öyle de olacaktır. Peki son sorum. Bugün aslında Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklaması bekleniyordu. Ulaşım uygulaması ile ilgili detayları anlattı. 24 saat ulaşım. Buradaki tartışma konusu da şu, onu hemen aktarmak istiyorum. Daha doğrusu bununla ilgili net bir bilgiye de ihtiyaç var. Çünkü Ekrem İmamoğlu çalışanların özellikle geceleyin mesai saatlerinde rahat ulaşabilmesi için bu uygulamaya getirdiğini söylemişti. Doğru. Ama cuma ve cumartesi günleri galiba sadece uygulanacak değil mi? Evet. Şu anda başlangıç, evet, bu deneme süreci. Ülkemizde yapılan ilk uygulama, dünyada da çok az örneği var. Yani İstanbul yaşayan bir şehir, 16 milyon İstanbul bu şehirde yaşıyor ve insanlar özellikle gece saatlerinde bir yerden bir yere ulaşmakta çok ciddi zorlanıyorlar. Bu bir başlangıç, süreç içerisinde nasıl işlediğine bakalım. Bu mutlaka geliştirilecek, belki yeni hatlar devreye girecek, saatlerde belki düzenlemeler olacak, belki ek seferler olacak. Hele şuradan bir başlayalım, dünyanın bu anlamdaki sayılı şehirlerden bir tanesi olalım. Vizyonumuzu ortaya koyalım diye bir an önce harekete geçtik bu konuda. Sayın Başkan'ın vizyonu göstermesi açısından da son derece doğru bir girişimdi. Biz şöyle bir alışacak değiliz. Biz bunu böyle yaptık, bu böyle kalacak. Hayır. İstanbul dinamik bir şehir. Mutlaka ihtiyaçlar yeniden değerlendirilecek. İhtiyaçlara göre varsa bir eksiklik hepsi tamamlanacaktır. Biz buralarda vatandaşlarımızdan gelecek olan her türlü eleştiriye ve öneriye açık durumdayız. Bir başladık. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum ben bunun. Önümüzdeki süreçte çok daha iyisi de olacaktır beraberinde. Peki, çok çok teşekkürler Tarık Balyalı. Ben teşekkür sorularımızı cevaplandırdığınız için. Evet. Hoşçakalın. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile son gelişmeleri, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili son gelişmeleri konuştuk. Bugünlük bültenden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.